Merhaba çocuklar. Baba Masalları kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size çok özel bir masal anlatacağım. Bu masalda ülkemizi bize armağan eden büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk ve onun çocukları olan sevgisinden bahsedeceğiz. Biliyor musunuz? Atatürk bizlere cumhuriyeti hediye etti. Yani özgür ve mutlu bir ülkede yaşamanız için her şeyi yaptı. Ve işte her yıl 29 Ekim'de bu büyük hediyeyi, Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutluyoruz. Haydi gelin, hep birlikte Atatürk'ün Cumhuriyet'i nasıl kurduğunu ve çocuklara olan sevgisini anlatan bu güzel masalı dinleyelim. Çok uzak diyarlarda değil, tam da bizim ülkemizde. Çocukları çok seven ve onlara kocaman bir ülke hediye eden bir lider yaşarmış. Bu liderin adı Mustafa Kemal'miş. Ama herkes onu Atatürk olarak bilirmiş. Atatürk sadece asker ve lider değil, aynı zamanda çocuklara kalpten bağlı bir insanmış. Mustafa Kemal uzun ve zorlu savaşlardan sonra ülkesini yeniden kurma hayalini gerçekleştirmiş. Ama bu sıradan bir ülke olmayacakmış. Herkesin eşit olduğu, çocukların okula gidip büyüyünce doktor, öğretmen, mühendis olabildiği, her yerinde özgürce yaşanabilen bir ülke olsun istemiş. Ve işte bu ülkenin ve yönetimin adını Cumhuriyet koymuş. Ama neymiş bu Cumhuriyet derseniz, bir gün Atatürk çocuklara şöyle anlatmış. Sevgili çocuklar, demiş Atatürk, gözlerinde o sımsıcacık gülümsemesiyle. Cumhuriyet demek, hepimizin eşit olduğu, fikirlerimizi özgürce söylediğimiz bir hayat demektir. Cumhuriyet, sizlerin büyüyünce bu ülkenin liderleri, öğretmenleri, doktorları olabilmeniz demektir. Cumhuriyet, sizlerin mutluluğu ve özgürlüğüdür. Çocuklar Atatürk'ü dinlerken hem heyecanlanmış hem de çok mutlu olmuşlar. Bizler bir gün büyüdüğümüzde bu ülkeye nasıl hizmet edeceğiz diye düşünmüşler. Atatürk ise onlara her zaman çok güvenmiş. Çünkü onun hayali sadece bugün için değil, yarınları da güvence altına almakmış. Bir gün Atatürk, milletin, cumhuriyetin değerini daha iyi anlaması için 29 Ekim'i Cumhuriyet Bayramı ilan etmiş. Her yıl çocuklarla birlikte coşkuyla kutlanacak bir bayram. Bu öyle bir bayram ki demiş çocuklara. Bu bayram özgürlüğümüzü, birliğimizi ve hep birlikte kurduğumuz güzel ülkemizi kutladığımız en büyük bayram. Yine bir gün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken Atatürk'ün aklına çocuklarla özel bir kutlama yapmak gelmiş. Tüm çocukları büyük bir alana davet etmiş. O gün alan balonlarla, bayraklarla süslenmiş. Her yer cıvıl cıvıl, rengarenkmiş. Küçük büyük her yaştan çocuk ellerinde bayraklarla alana koşmuş. Atatürk çocukların arasına karışmış, onlarla sohbet etmiş. Kimi çocuğa sen büyüyünce ne olmak istiyorsun diye sormuş. Kimi çocuğa ise Cumhuriyet sana ne ifade ediyor demiş. Bir kız çocuğu kocaman gözleriyle Atatürk'e bakmış ve Cumhuriyet benim büyüyüp istediğim her şey olabileceğim bir hayat demek. Ben Cumhuriyet sayesinde okuyup öğretmen olacağım demiş. Atatürk bu cevaba o kadar sevinmiş ki çocuğun başını okşamış ve işte bu demiş. Cumhuriyet senin o büyük hayalini gerçekleştirebilmen için var. Sonra o gün Atatürk çocuklara bir konuşma yapmış. Ama bu konuşma öyle resmi değil, bir masal gibiymiş. Onlara şöyle demiş. Sevgili çocuklar, Cumhuriyet bizim geleceğimizdir. Bu ülkenin temeli sizsiniz. Sizler büyüyünce ülkemizi daha da güzelleştireceksiniz. Cumhuriyet sizin ellerinizde yükselecek. Çocuklar bu sözleri dinlerken büyük bir heyecan duymuşlar.
Bazıları Atatürk'ün bir masal kahramanı gibi göründüğünü düşünmüş. Kutlama sona erdiğinde Atatürk oradan ayrılırken çocukların hepsi arkasından ona el sallamış. "Mustafa Kemal amca!" diye bağırmış bir çocuk. "Sana söz veriyoruz. Cumhuriyeti koruyacak ve onu daha da güzelleştireceğiz." Atatürk dönüp çocuğa bakmış ve yumuşacık bir gülümsemeyle "Ben size güveniyorum." demiş. "Cumhuriyet sizlerle yaşayacak ve gelişecek." O günden sonra her 29 Ekim geldiğinde çocuklar ellerine bayraklarını alıp coşkuyla Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamışlar. Çünkü onlar Cumhuriyet'in kendi gelecekleri olduğunu çok iyi anlamışlar. Ve bu coşku her yıl daha da büyüyerek devam etmiş. İşte çocuklar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk'ün size bıraktığı en büyük hediye, en büyük armağan. Her bayramda onu sevgiyle anmak, onun hayallerini yaşatmak sizin elinizde. Çünkü Atatürk'ün kalbi hep sizler için, sizlerin güzel geleceği için çarptı. Bir masalımızın daha sonuna geldik. Masalımızı kapatmadan önce beğenip paylaşmayı unutmayın, olur mu? Bir başka masalda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.